He? He. Hem arabayı alıyorlar bunlar. Hah. Onu da koyuyorlar baba. Kamera çalışıyor mu? Evet abi. Ciddi mi diyorsun? Tam bu aralar çok şakacı oldun he. Abi. Ünlüyüm ya. 4000 abonem var. Ciddi misin? Harbi diyorum. Baba bunları alta koyuyoruz. Adam dijital hayata geçmiş ya. Abi artık dijitaldeyiz ya. Tabii abi ya. Bunlar abicim. Manita falan düşüyor mu orada? Abi evliyim, bir tane çocuğum var ya. Yenge o zaman çok kızıyordu. Yok, kızmıyor da yorumlara kızıyor. İndir abi. Kısa ayak var mı? O kısa mı baba? Çek 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 çek. Hayır, çek çek çek. Çek 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 çek. Tamam. Uzun yapar et, bir şey olmaz. Tamam. Şimdi tam paleti şeye getir, ayaklara getir, tamam mı? İtelim ayaklarıyla beraber. Öyle değil. Kaldır, getir, getir, getir. Heh, kaldır şimdi. Tahtaya getir. Tahtaya getir. Dur, bana ver. Nereye gidiyorsun? Tamam mı? Gel. Bir gel de göreyim. Tamam oğlum. Hadi. Ver. Yavaş. Gitti mi? Tam dayanmadı. O zaman şöyle yapacağız. Gel. Takos koyalım. İçeceğiz mi? Hadi. Eh. Tamam. O zaten tamam o. Ben Ford'ları çok seviyorum ya. Şunlar var ya. Sanki makyaj yapılması için yaratılmış gibi, yapılmış gibi araba ya. Çok yakışıyor makyaj. Oh, şu binayı kaç senede yapamadılar, hatırlıyorsun değil mi? Burayı Acun Ilıca'da teklif vermiş, burayı kabul etmemişler. Bu bina? Otel burası ya. Otel mi? He. İşletme ya burası. İşletme değil, otel diye yaptılar burayı. Sonra bilmiyorum ben. Şu an iş merkezi baba o. İş merkezi değil ki, boş. Boş mu? Boş tabii. Boş oğlum bura. O kadar yapacaklardı, nelerdir yaptılar. Boş. Şimdi boş mu? Aynen. Boş duruyor. Vay be. Bak hep boş. Ben anlamadım. Bir otel diyorsun, bir boş diyorsun. Boş, boş. Boş otel mi? Ya yok, yaptılar, satamadılar, satmadılar da öyle bir kaldı yani. He. Öyle hazır vaziyette duruyor. Teklif bekliyor olabilir yani. İstoş'taki şeyleri mi bunlar? Alalım ya? Biz orayı. Alalım. Ne yapacaksak orada? Hayır, bak, şey bak, ya. Baksana. Ne diyorlar? Şunları baba bak. Hı? Şu arabaları. Çok yakıyor ya orayı, çok yakıyorlar ama. Geçen gün sen dedin ya, Nissan Bio diye. 500 bin lira mı ne sattı? Yani. 250 bin liraya aldı, 500 bin liraya ya. Sattı. Aynen. İlginç. Kia Bongo ile yapmak istiyorlar. Soranlar sürekli Kia Bongo, Kia Bongo diye de. Kia Bongo mu? Bongo mu? Kia. He. Kia tutulmayan bir araç ya. Ya ucuzdur diyedir yani. He. Ucuz diye. Evet. Adam ömür parası ona yetiyor. İyi de baba yapamaz mı? Yapar ki. Yine yapar. Yani yapmak istese zaten adam yine her arabayla yapar.
Bir ara çoktu Kia. Sonra kayboldu piyasadan. Tutulmadı. Hatta şey vardı. Neydi o ya? Nissan diye bir firma çıkartmıştı. Dacia'nın değişik bir kamyonetini çıkartmışlardı, piyasaya sürmüşlerdi. Hı. Aklıma gelmiyor şimdi. O zaman ben 60 binliydi benim Renault Master. O zamanki Renault Master'ı kaç paraydı? 15 bin liraya mı, 16 bin liraya mı ne almıştım? 16 bin liraya sıfırdı o araba. Gazelle diye bir araba, Gazelle. Gazelle diye bir araba. Hiç duymadım. Hiç, ben de duymadım. Çıkarttılar o zaman işte, piyasaya sürdüler onu. Gazelle diye adında. Yani dedim, hayatta dedim almam bu arabayı dedim. Ben bu arabayı alırım, o arabayı almam dedim lan. Ya sıfır işte ya dedim, boş ver bak. Şu olabilir bak şu. Bakayım. Bu tarz bir araba yani. Minibüs ama. Ben dedim hayatta almam. Ben dedim bu Renault'u alırım. Ona dedim hayatta almam dedim. Almışım Renault'u. Ondan sonra. Senin Master 2, Master 2'den memnun musun? Ya Master 2 8 metreküp. Arabalar, Master 2'ler daha kuvvetli. Benimkinden daha befarklı. Ama bence bence benimkinden daha kuvvetli olamaz. 2.3 bu. Ya şimdi bu ya sürat olarak 6 vites. Onda şey yok. Tamam. Sende 5 vites değil mi? Onda 5 vites de. Ama o daha vefakar bir araba yani. Bunu evet. Kadar değil. Bu çekmiyor. Bu yükünü ona göre koymak zorundasın. Ondan sonra frenleri ona göre yapmışlar. Sistemi ona göre yapmışlar yani. Fren yok ki bu araba. Bu ama şeyde Master 2'de, Master 2 öyle değil. O ödümü yapıştırıyorsun. Hmm. Sonra şeyi kuvvetli, kalkışı kuvvetli. Hmm. Diyorum ya, Master çok fazla 2. masrafı yok. Bunda da yakıtı da az yakıyor. Turbo rezerve edilmesi gerekiyor. Onda öyle bir şeyim yok. Turbo yok mu onda? Onda da turbo var canım. Onda da 2500 turbo dizel onlar. 100 beygir. Ama böyle çok şeyli değil yani. Kaç para oldu senin o Master 2'ler? O Master 2'li biz 2020'de 16 bin liraya almıştık. Şimdiki fiyatı yani temiz bir araba. Şu anda motoru yapılıyor benim arabanın ya. 40 bin lira vereceksin değil mi motor? Motora 40 bin lira vereceğiz. Yani 150 bin lirası var yani, temiz bir araba oluyor. Ya bunlar motor önemli zaten yani. Motor önemli diyorsun da baba, bu ustalardan mı kaynaklanıyor diyorsun yoksa kendinden mi bilmiyorum ama 3 kere motor değiştirdin. Ustalardan? Yani biz enjektörleri değiştirdik. Enjektörler arızalıydı. Şeylerden mazot kaçırıyordu enjektörler. Yüzük diyorlar, yüzüklerden. Hmm. Biz onu götürdük ve tamirciye dedi ki bu çıkmaz bu enjektörler, biraz kurum bağlamıştı. Ama çok da rahat çıktı yani kurumlar. Ondan sonra enjektörlerin şeylerini, yüzüklerini falan taktı. Temizledik, kapağını temizledik, her şeyini temizledik. Fıskiye su sıktık, mazotla temizledik. Temizledik, arabaya koyduk, çalıştırdık arabayı. Hmm. Araba çalışıyor. Araba çalıştın dedi, çalıştı. Bir 10 dakika araba çalıştı yani. Arabada hiçbir şey yok. Sonra dedim ki ustaya, usta dedim ya. Gel seni dedim ya, sen nereye bırakayım dedim. Evine bırakayım dedim ben, Başakşehir'den. Tamam iyi olur dedi. Yani bir kilometre gittik, yağ lambası yandı. Dedim yağ ki, lambası o kadar önemli mi ki? Bu yağ lambası dediğin hani böyle şaka şey. Şaka mısın sen oğlum? Yani yağlama yapmıyor araba. Yağ lambası dediğin şey değil mi? Hani bu Aladdin'in lambası var ya, aynen onun gibi. Ondan sonra dedim ki usta, o da yanımda ya. Hmm. Dedim ki yağ lambası yandı dedim. Ben istop ettim arabayı. Ondan sonra abi dedi bir daha dedi aç kapa dedi. Açtık. Yağ lambası söndü. Sonra çalıştırdık. Biraz daha gittik. 500 metre falan. Yine yandı. Yine ben istop ettim arabayı. Bu aldı bu sefer arabayı. Arabaya o bindi. O açtı kapattı bilmem ne. İşte 2 kilometre daha gitti. Ondan sonra araba patladı. Yani patladı değilsem araba çalışmamaya başladı. Yağ değişimi oldu mu? Tabii yağını manu her şeyini biz kontrol ettik. 2 kilo daha üstüne yağ ekmeğe gittik. Ondan sonra
her şeyini yaptık yani ama neden oldu bilmiyorum. Ben bir başka bir ustaya sordum. Usta dedi ki yağ lambası yandığında dedi dursaydınız dedi bu başınıza gelmezdi dedi. Niye durmadınız dedi. Dedim vallahi usta yanımdaydı dedim yani. Ben anlamam ben sadece sürmesini bilirim dedim. Mekanik olarak anlamam dedim ya. O dedim devam etti dedim. Zaten o gittiğinde de arabanın üstünde oydu yani. Direksiyon ondaydı. Onda oldu zaten bu olay. Ama kimi suçlayacaksın ki? Ne diyeyim ben şimdi adama yani? Senin yüzünden oldu mu diyeyim yani? Desem de zaten kabul etmez ki. Etmiyorlar da zaten. Ve arabanın şu andaki motor yapım fiyatı 40 bin liraya bulacak. Evet, fuara geldik gençler. Açtığı kapıyı biz geldik. Malzemeleri nereden alıyorlar? Malzeme getirdim de. İleriden soldan. İleriki soldan. Soldan gireceğiz galiba. Şu telefonu. Tekneyi giriyor mu? Tekneyi mi? Aa, yat yapıyorlar. Tuzla, Vivaport Marina, Uluslararası Fuar Kongre ve Gösteri Merkezi. Bunu yapıyorlar sanırım ya da bu yapım bir şey olmuş buna. Adam gelmiş, onlar gelmişler mi dedi ki? Gelmemişlerdir oğlum. Biz niye buraya çektik yolun ortasına değil mi burası? Ne indireceğiz oğlum? Yolun ortası da bunlar gidecek ki biz de çekeceğiz. En sondaki abi. Tamam. AB'nin altından gir, Fuat Otomasyonu bulursun. Yani... Bu tarafa doğru gideceğim yani. Yani bak o tarafa gidiş yok. Abi ben şurada bir yerde sanıyorum ya ben olur de. Olur mu abi? Abi... Tamam buradan döneceğim. Bak, bu proje şöyle bak. Ben sana bir daha göstereyim. Bu projenin durumu böyle. Tamam. Biz neredeyiz? Biz şuradayız. Buradayız daha. Buradayız. Gideceğiz. Buna doğru indin, buradan en alttan giriyorsun. Bak Fuat Otomasyon. Tamam abi. Kaçıncı stand biliyor musun? Bak büyük stand. Bir, iki, şu yarım stand onun yanı. Tamam. Dördüncü stand. Tamam teşekkür tamam. Ederim abi. Cans. Sıçtık. Uzak. Buraya döneceğiz. Evet. Sonra sola döneceğiz. Bir değil, iki değil, üçüncü stand. Burn for
Gençlik, hazır buraya kadar gelmişken gelin size biraz kol bacak göstereyim. Eğer oyunlarda iyi oynayamıyorsanız buradan kendinize kol alabilirsiniz. Ben almayı düşünüyorum bir tane. Daha standlar kuruluyor. Yarın açılacakmış. Mesela enerji. Baksana bütün fabrikanın üzerine enerji koymuş. Ne bakıyorsun lan? Anten. Ondan sonra cıma söyleyeyim neyimiz var? Buralar boş kalmış ya şu an. Baksana full enerji. Ya böyle bir araziye enerji koyuyor dayı, tamam mı? Buradan para kazanıyor. Ama uzun vadeli. Kısa vadeli değil. Enerji dediğin, güneş paneli dediğin uzun vadeli. Ruhi Çenet yaptı ya öyle kendi fab şeyini. Ondan sonra neyimiz var? Niye bu ışık? O kadar ışık var ama anlamadığım şekilde böyle yapıyor. Şuraya bakar mısın? Oğlum zamanın bir zaman sonra verecek var ya, burası var ya, bu robot kolları var ya, bütün insanlara bile takılabilecek yani. İnsanları bırak, insanlar patates olacak. İnsanlar patates olacak. Yani vakumlar makumlar baksanıza hangisi ne işe yarar, hiçbir fikrimiz yok yani. Bir sürü şey var dayı. Bir sürü bak şimdi. Bak burada uğraşıyorlar. Burası yarın açılır. O tarafta bir şey yok. Buradakilerde bir şeyler var. Şurada ne varmış? Bir de oraya bakalım. Bunları yapılıyor ama bunlar insanlığın sonunu getirebilir. Harbi diyorum bak. Yapay zeka ekliyorlar oğlum. Burada pek bir şey yok. Daha burası yapılmamış. Ya fuar dedin güzel kızlar olur ya. Niye yok hiçbir şey? Ayıp ediyorsunuz ha. Bir sürü şey var. Bak mesela bu neymiş? Emcikleme makinesi. Efendim. Yo. Ben içeride video çekiyorum, görmedim. Neden aradı mı ki? Gelince arar ya, neredesiniz diye. Baksanız arkadaşlar, kocaman. Kocaman. Efsane. Bunlardaki piston, onun var ya, burası dünyalar kadar paradır he. Bak bu mesela emcikleme. Emcikleme makinesi. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Hiçbirinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilenler varsa yazsınlar dakikalarını bilerek. Yani şurada bir tanesi vardı, çalışıyordu. Ama şu an çalışmıyor. Yani bir sürü alet, bir sürü şey var. Güzel ya. Burayı da gezmiş olduk. Malzemeleri bıraktık. Müşterileri bekliyoruz. Müşteriler gelsin, paramızı alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hem de malzemeleri bıraktığımız için yani teslim edelim malzemeleri. Bekliyoruz şu anda. Bak burada mesela şu anda fuardayız. Bir sürü nakliyeci var. Daha demin mesela açık kasa olan bir abimizle konuştum. Diyor ki açık kasa güzel kardeşim ama diyor işte diyor karı var diyor, pisliği var diyor, muşamba falan filan olayı var diyor. Yani zor. Harbi zor yani. Bak bir sürü nakliyeci var. Hepsi meslektaş. Geliyorlar malzemeleri indiriyorlar baba öyle. Ya içeri indiriyorlar ya dışarı indiriyorlar. Bak açık kasa. Buradan gelecek vinç alacak gidecek. Muşamba derdi var işte, o muşambayı kapatacak. Buralar bütün her yer meslektaşımız dolu. Perşembe günü bitecekmiş, gelir perşembe günü de alırız. Bizim emektar da burada. Müşteri gelsin gidelim. Ben nakliye şirketi kurmak isterdim ya. Nakliye şirketi ve kuracaktım ya da o zaman büyük oynayacaksın. Kafeterya işletmecisi. Tam şeyler, abidik dubidik işler ya. Çok seviyorum kafeteryayı. Ama sağlam olacak böyle havuzu olacak ya da kulüp. Kulüp de işletmek isterdim. Ticaret başka bir şey oğlum. Ticaret alacaksın, satacaksın. E tamam baba, kulüpte de aynı şey. 20 liraya alıyorsun.
Gidiyorsun 50 liraya satıyorsun, 100 liraya satıyorsun. Ama işte kulübün de şeyi farklı. Bak sağdan gösteriyor baba. Bak sağdan gösterdiğin zaman yan yoldan yine bağlanıyorsun ha. Şuradan mı? Sağdan dediğin şurası. He. İleriden bağlanıyormuş. İleriden bağlanıyor. Aynen. Biliyorum. Ya aslında böyle iş çok olup trafiği az olan bir memlekette olsa yapılır ya. Ya yapılır da iş potansiyeli olacak mı o zaman da bakalım? Ya. Orada ne olur? Ne kadar bir iş potansiyeli olur ki böyle? İstanbul'un çok... her yeri trafik baba. İki dakika gidiyorsun. Ama iş potansiyeli yüksek. Aynen. İki evet. dakika gidiyorsun trafik. Evet. Açılıyor. İki dakika sonra yine trafik. Gökkuşağına bak. Evet. Bu taraflar, bu taraflar çok kapalı. Bizim Arnavutköy, Çatalca, ondan sonra Hadımköy, buralara genelde açık oluyor. Hmm. Ama bu taraf her zaman böyle kardeşim, bitmiyor ki böyle şey. Yani bu memlekette 50 lira da yapsalar yakıtı, trafik yine açılmaz. Millette para var, para olmayan da yok. Millette para var yani. Vallahi bak, garibanda para yok ya. Baba, sen... fakirler olmazsa veya garibanlar olmazsa zenginler de olmaz. Anladın mı? Zenginlerin yaptırabileceği bir gariban ve fakir olması lazım ki zengin zengin kalabilsin. Hayat böyle. Vallahi oğlum. Mecbur. Bu memlekette paran yoksa yalansın. Gerçekten yalan. Ben diyorum köy hayatına gideyim diyemiş gibi. İstediğim her şeyi yaparım. Nasıl yaparım? Giderim kendim odunumu keserim. Güzelinden odunlu bir şeyler yaparım. Ya tabii ki yani ya ne yaşarsın işte. Aynen. Nefes alırsın. Aynen. Güzel bir... Sakin. Sakin bir hayat yaşarsın yani. Başka ne olacak? Burada ne oluyor ki sanki? Yani. Burada dünya kadar para kazansan ne olacak? Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey olmuyor ki yani. Bir derim kamp yaparım, videomu çekerim. Bazen ben de niyeti bozuyorum da. Şu annen var ya. Anneni bir emekli yapacağım. EYT bir bulsaydı. Allah satırız pılıyı pırtıyı çeker gideriz. Kaç yaşında annem? Annem 53 yaşında. 65'e daha var o ki baba. Yok lan 65 değil. 60 mı? 65 değildir ya. O kadar... 65 ya. Öyle mi dedi? Evet. Oo, öldük. Vallahi öldük ya. Ben canım sana. O yüzden diyorum ya emeklilik çok saçma diye. Ya çok saçma ama yararlı şeyinden... Sigorta, sağlıktan yararlı. Bak önemli olan o zaten oğlum. Sağlık çok pahalı lan. Öyle deme oğlum. Sağlık çok pahalı diyorsun ama bu da Türkiye'nin sıkıntısı işte. Sıkıntılı ya, olması. Yani sıkıntısı bitmez. Anladın mı? Çünkü normal ülkelerde öyle değil. Bu memleketin sıkıntısı bitmez. Bitmez, bitmez, bitmez. Yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş, böyle gidiyor işte. Ne yapacağız oğlum? Biz yine şükredelim. Şükredelim, işlerimiz var. Anladın mı? Anlıyor musun? Yine bir şeyler yapabiliyoruz. Sen bir de yapamayan o kadar çok insan. Bak bu adam medyayı susturdu, tamam mı? Medya kalmadı artık yani. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Neler, ne yerlerde neler var ya.
ne yerlerde neler var yani. Nasıl yani? Ya o kadar çok insanlar var ki zor durumda olan. Tabii canım. Ama hiçbir yere ulaşamıyor yani. Ulaşamıyorsun. Sadece bir ne var orada? Fox TV var. Ondan sonra bir kanal daha var. Ondan başka da hiçbir kanal vermiyor bir şey ya. Medya yasak yani, yasak. Şimdi daha çok yasak getiriyorlar. Hmm. Oo, amcamlara bak. Götürün beyler. Bakıyor mu? Hem yiyorlar hem içiyorlar ha. En iyisi var. Ama yolun ortasında içiyorlar ya. Allah Allah, dünyalar kadar zengin olsam yine hikaye yalan. Öyle yine yalan yani. Yaşamasını öleceksin. Valla gerçek söylüyorum ya. Uf. Ben ne diyorum biliyor musun baba? Kaçayım diyorum, giderim şeye gideyim. Bandırmaya. Anlıyor musun? Oradan bir tane öyle 2+1 daire ya da 1+1 daire alsam yeter bana zaten. Kış oldu mu oraya geç, orada yaşa. Yaz aldı mı da oraya geç, orada yaşa. Ya da diyorum alayım bir tane karavan. Öyle 300 bin liralık bir karavan. Bu sefer de annen korkuyor kardeşim. Aman oraya gitme, ben korkarım. Buraya gitme, ben bak burada olmaz, yok şurada olmaz. O da bir enteresan. Hatırlıyorum şeyi anlatayım sana. Neydi o Rize'de, Rize'nin ne bir yaylası vardı. Hmm. Yaylasına gittik biz. Ondan sonra çok güzel bir yaylaydı. Ya şu anda hatırlayamıyorum. Neydi ya? Neyse. Falan. Ondan sonra gittik biz oraya. Abo bir o kadar güzel ki. Ama her yer pis içinde. Nasıl pis? Ya yayla ya, anasını ağlatmışlar yaylanın ya. İnsanlar eline geçen her şeyi ya atmış. Aynen. Mısır koçanı mı dersin, poşet mi dersin, çocuk bezi mi dersin. Atmışlar yani. Her yere atmışlar. O kadar pis yani. Aynen. Bu Instagram'da paylaşıyorlar bazen. Yok işte İstanbul'un şuraya gittiniz mi, buraya gittiniz mi? Ben de kızıyorum onlara, yorum atıyorum. Sonra söylemeyin kardeşim, göstermeyin insanlara. Aldık elimize poşet. Tabii baba aldı eline poşet. Başladı toplamaya. Bayağı bir topladım ama. Hmm. Bayağı bir topladım yani. Aldım onları, attım çöp denekesine filan. O arada da baktım bir tane yaşlı bir abi, o da geldi bana. Şuna lan böyle. Bunlar hep şey ya, ağa oğlu var ya. Vay. O da yardım etti, biraz o da yardımcı oldu. O da topladık onunla beraber. Akşam böyle oluyor, şimdi annem başladı. Mustafa gidiyor muyuz? Dedim nereye gidiyoruz? Sabahleyin de şey ha. Ne diyor ona? Bayram yani. Ha. Sabah namazı. Ben dedim ki sabah namazını da ben kalkarım buradan. Hemen giderim dedim. Aşağıda 500 metre ileride cami var. Orada biz yemek memek yedik yani. Hı. O yaylada. Dedim kalalım. Arabayı da dedim taşa alayım. Arabayı da düzelteyim, şeye getireyim, teraziye getireyim dedim. Burada kalalım, bak burası çok güzel. Sabahleyin daha da güzel olur dedim. Bayramı dedim burada geçirelim. Kahvaltımızı da yaparız dedim, gideriz. Tamam dedi bu da. Bizden başka kimse yok ama. Hmm. Bir baktım bir aile geldi. Tam böyle, böyle şeyle hava kararıyor, kararacak yani. Bir aile geldi, iki tane oğlu, bir kızı, bir oğlu. Aile işte, çekirdek aile. Ondan sonra kadın geldi dedi ki abi dedi siz dedi burada mı kalacaksınız dedi. Evet dedim biz burada kalmayı düşünüyoruz dedim. Eşimi dedim ikna ettim burada kalacağız dedi. O zaman dedi biz de burada kalalım. Destek almak için değil mi? Evet. Yalnız kalmamak için. Aynen. Efsane gösteriyor. Efsane değil mi? Manyak. Burası ticaret merkezi Mert. Burası mı? Şu anda burası ticaret merkezi oluyor, banka. Şu ticaret... Ziraat zaten. Evet. Şu Akbank olması lazım. Baba, bütün şeyler ya? Burada. Şu bina da çok iyi. Dumankaya olması lazım ama yok değildir. Ben bilmiyorum ama. Var. Ne diyeceğim?
Ne? Meridian. Bu otel. Otel. Evet. Halk Bankası'ymış o. Evet. Bank, ticaret bankası. Vay be. Şu iki kule de güzel. İki kule yapmışlar şurada. Birbirine bağlamışlar. O da kıyak. Ay görünüyor mu lan? Yarım ay. Yarım ay olduysa... Sonra... Onlar ikna oldu, biz de kalacağız dedi. Başladılar çadırı kurmaya. Arkasından motorlu iki genç geldi. Ya baba şunları... Abi dedi, siz burada mı kalacaksınız? Allah Allah dedim. Dedim hayırdır ya, herkes dedim soruyor, burada mı kalacaksınız? Dedim evet dedim, burada kalacağız. Abi biz de burada kalalım. Bir baktım sonra bir tane şey cip geldi, üstü çadırlı. O da bir şey söylemedi ama bizim orada kalacağımızı görünce onlar da kaldılar. Yani nereden baksan... 6 şey olduk. Aile. Aynen. Lan sabahleyin gece kalktım ben sabah. Ezan okunuyor ya. Kalktım ya. Dedim gideyim şuraya. Ana! Nasıl sifiri karanlık var ya. İmkanı yok yüzü şeyi göremezsin yani. Korkarsın bir de ya. Ya ne diyorsun oğlum? Ayı. Gece ne çıktı? Ayıdan korkarsın en çok yani. Domuz bir yine domuz bir şeyler olmaz da. Ya. Ayıdan korkarsın. Domuzda yani. Sıkıntı baba. Biz orada, ben oradan hemen tekrardan buldum kapıyı yattım. Sabahleyin kalktık bu ya. Herkes kahvaltı yapıyor bize. Ama çok güzeldi ya. Ben de öyleydim ya. İşte. O gün gittim kampa. Zek vardı. Arkaya yattık Zek'le beraber. Şişme yatak var ya ablamdan aldım. Haberi iniyor. İniyor, zemine gelmiş oluyor. Kalkıyorum gece saat 3.30-4. Kaç kere kalktım hem de. Şişiriyorum cart cart cart. Bir de onun böyle bir ince ses veriyor, tamam mı? Benim şeydi ama. Aynen. Ondan sonra benim şey de önde kaldı. Ya sigaram ya bir şeyim önde kaldı. Baba yan kapıyı açacağım ama Zek böyle haberi... Ulan açsam mı, açmasam mı, bir şey mi var? Dışarıda köpek var, dışarıdaki köpek de bizi koruyor. Gitmedi. Bir mama verdim ona. O da havlayıp duruyor. Baksana ya. Bir şey olur. O da havlayıp duruyor. Lan dedim oğlum, ne olacak acaba? Şu yan kapıyı açıp da şu öndeki şeyi alamadım. Götüm yemedi. Çıkamadım yani. Benim o kadar şey korkum yoktur, ben çıkarım da. Yok baba ya. Ama çok karanlıktı. Çok zifiri karanlık. Göremiyordum yani. Aynen. Elimi göremiyordum yani. Hayır, beni tedirgin ettiler köpekler. Ama bak ben mesela Rize'nin yine bir başka bir şeyi, Engin'in karısının köyü orası. Tayyip'in demem köyü orası. Orası daha güzeldi. Orası mükemmeldi. Orada bir koruyucu vardı. Köy koruyucusu, tüfekli. O... Ben ona dedim ki, siz dedim buranın necisi oluyorsunuz, biz dedi buranın koruyucusu oluyoruz dedi abi dedi. Aa dedim çok güzel ya dedim, iyi oldu dedim. Ama ben nevaliyi memaliyi almışım yani bir daha yani. Bir daha anneni kandırdım orada. Dedim bugün burada kalalım. Bak şu karşıdaki camiye gideriz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Ben onu yine kandırdım. O çocuk da dedi ki, abi buranın görevlisi benim. Kocaman bir mesire alanı Mert. Kocaman bir mesire alanı ama nereden baksan 3000 metre yukarıdayız. Mert. 3000 metre yukarıdayız yani. 3000 rakım. Rakım yukarıdayız yani. Dedim çocuğa... Soğuk olur baba. Soğuk oldu ya. Kimsecikler de yoktu, tamam mı? Kimsecikler yok bizden başka Mert. Ondan sonra abi dedi buranın elektriklerinin şeyini sana göstereyim dedi. Yemeğini ye. Anlıyor musun? Mescidi var, ondan sonra masaları var, çeşmesi var. Çok güzel bir yer ya. Adlarını hep unutuyorum ben. Ondan sonra dedi ki buranın dedi işte tuvaletleri var, tertemiz. Biz telefonları aldık, tuvalete soktuk şarj aletine. Gece ama karanlık, zifiri karanlık, lambalar yanıyor. Ben bak buradan abartmıyorum şu bina var ya, beyaz bina. Oraya kadar yürümen gerekiyor yani oraya gitmen için. Öyle mesire yeri büyük yani.
ulan dedim. Mesire dediğin... Mesire. Namaz kılmak. Mesire ya şey, ne diyorlar oraya? Izgaranın şeyini, piknik yeri, piknik yeri. Ama çok güzel, zirvede, yukarıda adamlar öyle bir yerde yapmışlar ki. O kadar güzel Mert var. Nasıl kısmet olsa da götürsem sizi oraya da, geçseniz bana ya. Nasıl bir yerlere gelmişsiniz ya. Çok güzel. Rize'yi ben de çok istiyorum ya. Ondan sonra... Mert, o yollarını falan... Çok güzel olur ya. Çok güzel. Vallahi ilk gittiğimizde o kadar çok beğendik ki, ikinci gidişimizde o kadar beğenmedik çünkü oralara gitmedik yani. Biz başka yerlere gittik. Gece biz orada yatıyor. Annen dedi ki yemeğimizi yaptık, yedik. Karpuz kesmiştik. Karpuzları da yedik biz, attık bu şeyleri koyun içerisine. Lambaları kapattım, ta oradan oraya kadar yürüyerek geldim. Hiç şey yapmadım ben bana. Ama makine vardı bende. Silah vardı bende. Ondan sonra gece saat 1. Arabanın önünde birileri var diyor annem diyor. Kim bu? Ben uyumuşum ama ben. Kalk kalk dedi bana dedi. Arabanın önünde birileri var dedi. Arabayı bize doğru dedi bir şeyler söylüyorlar dedi. Allah Allah dedim ya, vur kafayı yat dedim ya, siktir et başım. Lan oğlum olur mu diyor, adam bağırıyor diyor. Ondan hakikaten de adamlar bunlar kim, buraya bırakmışlar arabayı falan diyorlar. Ondan sonra kalktım. Dedim ki hemşerim, biz dedim kamp yapıyoruz dedim ya, bir şey mi oldu dedim, bir sıkıntı mı var dedim. Ondan sonra kapıyı araladım ben böyle, ama böyle elim kapıyı aradım, bu elimde bu şeyden makine de. Ondan sonra dedi ya dedi, niye dedi jandarmaya söylemediniz dedi. Yani burada dedi kimse, biz dedi koruyucuya söylemiştik dedik işte. Cemalettin abinin dedik haberi var filan. Aa Cemalettin abi, şu Cemalettin, o da Türkçe ya, Rizeli ya. Ha dedim, o işte dedim, onların haberi var dedim, bizi burada kal, onlara söylemiştik dedim biz dedim. Aa o zaman dedi, gel dedi benim şeyde kal, evde kal, bak burası dedi boş. Ya dedim yok be abicim, biz dedim burada rahatız, Allah razı olsun, sağ ol. Ondan sonra tamam dedi, hadi dedi yatın siz. Biz yattık. Ondan sonra saat 10 muydu, kalktık. Mert o kadar güzel ki oğlum, her yer sis olmuş. Kimseyi görmüyor. Gaza billah, göz gözü görmüyor. Kimse kimseyi, o sis dağıldı. Biz aşağı inene kadar, ne çektik aşağı inene kadar var ya. Niye? Ama aşağı iniyorsun, abi aşağı iniyorsun. Yukarı çıktın ya. Sonra aşağı iniyorsun. Aşağı inerken şey, bulutların üstünden aşağı iniyorsun aşağı, yani. Tabii gözükmüyor ki hiçbir yer. Biraz bekledik, baktık olmadı, dinmedi. Ya dedik gidelim, yoksa burada bir kalacağız. Annen dedi gidelim. Sabahleyin bir kalktık baktık, karpuz denen bir şey kalmamış. Domuzlar yemiş hep. Tabii domuzlar gelmiş, yemiş hep onları. Bir daha gittik işte, ikinci gittiğimizde bir daha gittik oraya. Bu sefer kalabalıktı. Annene dedim kalalım dedim. Ben dedi kalmam dedi. Ben burada kalmam bir daha dedi. Gittik. Nerede siktiri boktan yerler var oralarda. Annen korkuyor, annen korkuyor. Annen korkmasa. Tek daha çok sarıyor ya. Ben tek gidiyorum, daha çok eğleniyorum. Bak şey oğlum ya. Yani tek gidilmez. Tek niye gidilmez? Emanetin olması lazım bir kere. Ya bıçak var, balta var. Ya onlarla olmaz oğlum ha. Hayvan çıkar. Anladın mı? Biz, o hayvan ateşten korkuyor. Biz insandan değil. Biz genelde hayvanlardan korkuyoruz. Ayı çok tehlikeli bir hayvandır oğlum. Tamam lan babacığım, ateşini yakıyorsun, alıyorsun ateşini. Ardıyorsun. Ne olacak oğlum? Ateşten korkuyorlar çok. Öyle mi? Çok değil mi? Alacaksın sopanın bir tanesini, ateşini yakacaksın ona. Ben şey yapıyorum, mesela bir ağaçtan reçini alıyorum. Reçeni. Onu bir tane beze sarıyorum. Sonra sopaya sarıyorum. Bir yakıyorum onu saatlerce. İnanıyor. Ama bak bu sefer kerpe var ya, kepken. He. Kepken çok güzel Mert. Kepkenin o kadar güzel yerleri var ki. Hem yüzmek için, hem piknik yapmak için, hem doğa. Harika ha. Kepken. Çok güzel. Çok beğendik annenle. Çok yerleri var gidilecek yani. Çok yerleri var. Abi uykum geldi, ben uyuyorum biraz. Uyu git. Yeter. Yastık yok muydu? He? Yastık yok muydu?
Yok ya. O benim çantaya koy.